Didim Efeler Mahallesi Mesut Tatil Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Çizgiyle çizdiğimiz yerde bir arsamız var, satılıktır. Arsa 209 metrekare, 40-80 imarlıdır. Çevresinde aynı metrekarede müteahhitler yapmış, ikiz evler yapmışlar. Tek ev de yapabilirsiniz. Fiyatı 175 bin euro. 175 bin euro. 40-80 imarlı, denize 200 metre yakınlıkta. Aynı metrekarelerde arsaların içine ikiz evler yapılmış. Dilerseniz imarı, iskanı, her şey alınmış evlerden size örnek olsun diye bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Denize bu yakınlıkta, hem de bu koya yakınlıkta gerçekten başka arsa yok. Kıyıda köşede denize sıfır olarak görmüş olduğunuz birçok arsa ya sit alanıdır ya kıyı kanunu çekme mesafesinde kesinlikle ev yapmaya müsait değillerdir. O yüzden bu arsa kanaatimce kıymetli, son arsalarda kalan arsalardan biri diyebiliriz. Eğer ki ilginizi çekerse yerinde gelin bakın, dilerseniz bir mimardan destek alın, dilerseniz bizim mimarlık ofisimizden de haritacımızdan da destek alabilirsiniz, öyle yol alabiliriz. Fiyatını söyledik, metrekaresini söyledik. Dilerseniz iki, dilerseniz tek yaparsınız. Hadi bakalım. Evet, drone görüntüsü ile çevrenin vaziyetini size sunmaya çalıştık arkadaşlar. Arsamızın önünde de böyle büyük bir park var arkadaşlar. Büyük bir park var. Denize 200 metre yakınlıkta. Denize 200 metre yakınlıkta. Bu da parklı alan arkadaşlar. Sonra yüzümüzü çevirdik arsamıza. Arsamız burası. Drone'da da her ne kadar görmüş olsanız dahi. Evet, böyle sendeledim. Burası da arsamız. Arsamız 209 metrekare arkadaşlar. 40-80 imarlı. Arsa 209 metrekare ya. 209 metrekarenin %40'ı zemin kata, %40'ı da zemin üstü birinci kata olmak üzere. Yani 209 metrekarenin %80'ine tekabül eden bir inşaat metrekaresi çıkıyor. Burada da örnekleri çok yapılmış. İkiz evler yapıyorlar. İkiz evler. Bir tanesi öne bakıyor, bir tanesi de arkada bakıyor. Mevcut iki katlı ya, 40-40, 209 metrekarenin %80'ine, arsa 100 ölçümünün %80'ine kabul eden bir metrekare çıkıyor ortaya. Ancak çatı katı, müştemilat, yani hani evler görürsünüz ya, işte triplex, bunlar triplex olarak da yapılıyor. Çevrede ne kadar o müştemilatlar triplex'te görmüş olsanız dahi normali iki kattır, ancak triplex yapıyorlar. Yukarıya bir de müştemilat yaparlar. Arsamız burası arkadaşlar. Köşede bir tane var, o 281 metre, o satılık değil. Yakın zamanda satıldı. Efendime söyleyeyim, arsamız bu. Yani o bahçe duvarından muhtemelen buraya kadar geliyor. Bu taraf komşu ile sırt sırta gelir. Burada çekme mesafesi yok. Diğer taraftan 3 metre çekme var. Arkada H/2, yani bina yüksekliğinin 2'ye bölümü. İşte bina 6.50 ise 6.50'nin yarısı ne yapıyorsa bahçeden o çekiliyor. Ön taraftan da 5 metre çekme mesafesi var. Ancak size bir mimar, yani belediyede bu işe vakıf olan biri bu parantezleri açabilir. Ben de yıllarca müteahhitlik yaptım. İşte var sülalede bu işleri yapan, teknik anlamda. Onlar gerçi bizim şakırtlarımız yani. Biz de işte biliyoruz, eğer kanun nizam değişmese bildiklerimiz bunlar arkadaşlar. Arsamız burası. Bir parantez daha açayım. Üstüme vazife değil ama iyilik yap, suya at. Mahluk bilmese halık bilir. Arkadaşlar Kazıklı'da, Muğla'da birçok yerde denize sıfır arsalar görürsünüz. Değil mi? Satılık. Birileri de beni arıyor. Ya var, gördük işte, arsa var. Arsa marsa yok orada. Denize sıfır arsalar ya sit alanıdır ya think house koyarsın. Yani altında tekerlekli bir motor koyarsın. Ne bileyim, bir ev koyarsın, çadır koyarsın. İnşaat izni kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Çekme mesafesi var ya da sit alanıdır. O paralara denize sıfır arsa marsa tamamen yanıltıcı bilgidir arkadaşlar. Öyle bir arsa yok. Yani Kazıklı'da denize sıfır arsa, şu bu yok. Arsa yazabilir ama parantezine, içine tencerenin kapağını açtıktan sonra arsa marsa olmaz yani. Ben size net söyleyeyim. İşte Kuşadası'nda birçok yerde denize sıfır arsalar görürsünüz ilanlarda falan. Arkadaşlar kıyı kanunu çekme mesafesi var. Ya turizm imarlıdır ya günübirliktir.
Yani arsa ilanını gördükten sonra, tencereyi bir açtıktan sonra keyfiniz kaçar, yanıltıcı dersiniz. Yani bu iPhone telefon ya, bunu Çinliler de yapıyor. Bakarsın aynı iPhone, bakarsın aha, sonra bakın çalışmıyor. Öyle bir olaya kurban gitmeyin, onu da söyledim. O yüzden ben karınca kadarınca, ben de sütten çıkmış ak kaşığım falan demeyeyim. Yani herkesin bir hatası var ama ben hatasız yapıyorum. Arsa bu. Denize sıfır arsa isterseniz ben de size bir sürü arsa gösteririm. Ama gidip hiçbirine inşaat yapamazsınız. Mesela denize sıfır, bir yıllar önce bir arsa vardı bizde, muhabbet ediyoruz. Adamın biri, beyefendinin biri, kendisine selam olsun, biri satmış ona. Bu da bana dedi ki arsamı sat. Biz arsa olunca biraz hani denize sıfır gibi. Biz de gittik belediye sorduk, dedi. Yani buradan çekme var, buradan çekme var, günü birlik vesaire. Biz dedik abi valla senin arsan böyle, aldığın paraya satılmıyor. Daha önce sattığı kişiyle biraz aralarında bir sitemkarlık olmuş. Sonra biz çekildik, orayı satmıyoruz dedik. Valla birileri sattı ama ne kanun ne nizam, her tarafta ne yoldan çekme var ne komşudan, yaptılar. Bizim pehlivanlığımız da bize kalmış oldu. Ama kanuni mi? Değil. Ama bir şikayet olsa yıkılır mı? Evet. Valla alan satan memnun. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bu arsa dedik, özelliklerini bir daha söyleyeyim. İmarlıdır. Yani şu anda yaz mevsimi başladı ya, şu anda çalışma yasağı var. Dilerseniz bir mimara arsanızı verip size plan proje yapar. Efendime söyleyeyim, sezon bitince hemen inşaatınıza başlarsınız. Dilerseniz iki ev yaparsınız, dilerseniz bir ev yaparsınız. İki evin oluşu bir evden daha iyidir ticari anlamda. Kimse iki fındığını bir cevize vermez. Mantık bu. 175 bin euroya satılıktır. Daha iyisi varsa buyurun onu alın. Özetle bu. Numaram var. Eğer daha yani anlaşılmayan bir şey varsa drone'da da gösterdik. Daha anlaşılmayan bir şey varsa arayın, size söyleyelim. Bu arsada ne çıkar? Oda büyüklükleri nedir? Eğer gerçekten ciddi alıcıysanız, sadece böyle hani kaygılarınız varsa, projeyi görmek isterseniz, sizin için biz yetkili belediyeden resmi de olmasa imar durumunu alırız. Biz taslak çizeriz, deriz ki kardeşim ev bu, işine gelirse bak oda bu metrekare, salonu bu, denize yakınlığı belli zaten. Evin şekli şemalı şemasında size çözmüş oluruz. İçinizde ükte, dert, sıkıntı, tasa kalmaz halde size özetleriz. Didim Efeler Mahallesi'dir burası. Mesut Tatil Köyü. Mesut Tatil Köyü. Buradaki sakinler çok iyi insanlar. Herkese de selam. Tebessümlü, güler yüzlü insanlar. Biz bu yıl bir iki defa geldik buraya. Buraya daha önce gelince burada birileri bize çay bile ikram edenler, hanımefendiler, beyefendiler var. Bizi bu sosyal platformlardan takip edenler, öyle yani sevginin sermayesi yok. Onlara da selam olsun. Bizi izlerlerse Allah'a emanet olun. Saygılarımla, iyi günler.